7000 yıl öncesine dayanan bir tarih. Afrodit adına yapılmış şu anda dünya üzerindeki en büyük tapınak. Sığınma talebinden bulunan kişi de Julius Caesar oluyor. Roma İmparatorluğunu cezbeden neydi? Mermerin ve mermer zanaatının başkenti. Günümüzde burayı kim keşfetti? Evet değerli izleyenler, şimdi neredeyiz? Aydın'dayız ve Aydın'ın Karacasu yolu üzerindeyiz. Buradan da Afrodisias antik kentine gideceğiz. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Yanımda da bugün Gezen Sezen var. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Zaten linkini de bırakıyorum aşağıya. Çok yoğun ama bir o kadar da sıcak bir gün bizi bekliyor. Evet, yola devam ediyoruz. Afrodisias antik kentinin girişindeyiz. Aracımızı park ettik. Böyle bir park alanı oluşturulmuş durumda ön tarafına. Ve şimdi içeri doğru giriyoruz. Burada müze kartımızı göstermemiz gerekiyor. Bizi bekleyen antik serüvene doğru heyecanla ilerliyoruz. Buradaki manzara gerçekten bizi inanılmaz derecede şaşırttı. Burada yüzlerce mask var ve mermere işlenmiş masklar bunlar. Ve hiçbir tanesi de birbirine benzemiyor. Bunun da sebebi her birini farklı bir ustanın yapmış olması. Ve toprağın altından çıkartılmış mermer bloklar bunlar. Ve buraya da bu şekilde bir duvar yapılmış bu bloklardan. İnanılmaz gerçekten. Yani tarihte insanların neler başardığını, sanatı nasıl kullandıklarını da görüyorsunuz. Şimdi de Tetrapilon denilen bu kentin aynı zamanda Afrodit Tapınağı'nın giriş kapısına gidiyoruz değerli izleyenler. Sizi inanılmaz bir yapıyla buluşturacağız şimdi. O kadar devasa bir büyüklükte ki burası. Şimdi yanına gidince daha iyi göreceksiniz. Buraya gelmek uzun bir yol gerektirdi değerli izleyenler. Yaklaşık 1000 kilometre yol geldim ve nihayet sizlerle burayı buluşturabildim. Afrodisias antik kentiyle ilgili size birçok bilgiler vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Burası Tanrıç Afrodit'e adandığından dolayı Afrodit Tapınağı'na geçiş yapılan devasa bir giriş kapısı oluşturulmuş durumda. Burası Tetrapilon olarak geçen bölge. Tetra Yunanca'da 4 anlamına geliyor. Her bir ayağı 4 sütundan oluşan 4 tane ayaktan oluşuyor burası. Afrodit'e verilen değer ve kıymeti bu yapıdan da çok iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Düşünün, daha giriş kapısı bu şekilde. Afrodit Tapınağı'nın o dönemlerde nasıl bir mimariye sahip olduğunu inanın hayal etmek çok zor. Afrodit Tapınağı'nın giriş kapısından geçtik ve antik dönemde olduğu gibi Afrodit Tapınağı'na doğru ilerliyoruz. Şu sütunlara bakar mısınız? Tapınağın görkemine, şu sütunların güzelliğine, dönemi düşündüğümüz zaman daha da enteresan.
Afrodisias antik kentinin en önemli yapısı olan Afrodit Tapınağı'ndayız. Bu tapınakla birlikte Afrodisias antik kenti Afrodit'e atanmış bir kent değerli izleyenler. Buranın genel yapılaşma düzenine baktığımızda da M.Ö. 5000'li yıllarda burada yaşam var. Bakır çağına dayanan bir yaşam bu ve 5000 yıl öncesinden günümüze kadar olan sürece geldiğimizde de M.Ö. 200'lü yıllarda artık şehir devleti haline geliyor burası. Gerek nüfusun artması, gerek ekonominin güzelleşmesi. Afrodisias antik kenti denizden 600 metre yükseklikte bulunuyor ve aynı zamanda burası inanılmaz zengin bir vadide yer alıyor. Zenginliği ve bu kadar refah seviyesine ulaşması sadece bu zengin kaynakları olan vadiden kaynaklanmıyor. Buranın asıl zenginliği mermer değerli izleyenler. Burada Babadağ eteklerinde antik kente 2-3 kilometre uzaklıkta yer alan mermer ocağı var. Ve bu mermer ocağından getirilen mermerlerle birlikte heykeltıraşlar yetiştiriliyor. Burası heykeltıraşların yetiştiği bir merkez haline geliyor. Daha önce St. John Kilisesi'ni gezerken size bir sütun başlığı göstermiştim ve sütun başlığındaki şekilden size söylediğim şey şuydu. Birçok antik kentte aynı desenleri gördüğümüzü ve bunların nasıl bir öğrenci yetiştirilmesiyle bu halde her yerde aynı taşları gördüğümüzü söylemiştim. Evet. Az önce gösterdiğim yine o işlemelerden bir tanesi. Bu sütun başlığı değerli izleyenler. Şu işlemeler ve şu desenler. Birçok antik kentte aynı desenler mevcut. O dönem bir taş ustalığı durumu söz konusu ve bu taş ustaları bir yerde mi kurs aldılar veya usta çırak usulü hep ilk bu desenleri yapan kişi hep alttaki insanlara mı bunları anlattı ve günümüze kadar bu şekilde geldi. Çok ilginç. Söylemiştim. Evet. Şimdi tam da o ustaların, o heykeltıraşların yetiştiği merkezdeyiz. Burası mermerin, mermer sanatının merkezi haline geliyor. Tabii bu Roma'nın gözünden kaçmıyor. Milattan önce 39 yılında da burası Roma'nın himayesi altına giriyor ve Roma tarafından da buraya bazı imtiyazlar sağlanıyor. Bunlar işte vergi muafiyeti gibi. Ve buranın refah seviyesi gitgide artıyor. En yüksek refah seviyesinin olduğu yıllar da M.Ö. 100 ile M.S. 500 yılları. Afrodit Tapınağı Hristiyanlık dönemiyle bu hale gelmiyor. Hristiyanlıktan çok daha önce Afrodit Tapınağı yapılmaya başlanıyor. Milattan önce 100'de başlıyor burası. Milattan sonra 100. yılda da tamamlanıyor. Yani 200 yıl süren bir meşakkat ve ustalık eseri. Sekiz kısa kenarda 13, uzun kenarda olmak üzere sütunlarla bezenmiş bir yer. Milattan sonra 117 ve 138 yılları arasında imparatorluk yapmış olan Hadrianus da buranın sınırlarını belirliyor değerli izleyenler bu tapınağın. Ve Hadrianus için de burada Hadrianus adına yapılan hamamların en büyüğü yer alıyor. Ve şimdi burası da Afrodit adına yapılmış şu anda dünya üzerindeki en büyük tapınak. O dönemin kralı Augustus tarafından da buranın sınırlarının içi sığınabilecek bir alan olarak belirleniyor. Ve burada ilk sığınan kişi de, sığınma talebinden bulunan kişi de Julius Caesar oluyor. Afrodit kimdir? Afrodit nasıl dünyaya gelmiştir? Afrodit aşk ve güzellik tanrıçası. Kaynaklarda iki şekilde dünyaya geldiğinden bahsedilir. Bir tanesinde Tanrı Zeus'un kızı olduğundan bahsedilir. Bir diğerinde ise denizin köpüklü sularından doğduğundan bahsedilir. %100 doğruluğu da şüphe uyandırıcı çünkü mitolojik tarihten bahsediyoruz. Her şey olabilir değerli izleyenler. Mitoloji biliyorsunuz sınırları olmayan bir deniz, derya.
Şimdi de dünyanın ve bu antik kentin en önemli yapılarından biri olan Afrodisias Stadyumu'na gidiyoruz. Stadyum günümüzde benzer yapıların en büyüklerinden biri olmasının yanında en iyi korunmuş durumda olanlardan birisidir. Milattan sonra 1. yüzyıl sonlarına doğru tamamlanan stadyum 270 metre uzunluğu ve 60 metre genişliğiyle 30 bin kişilik bir kapasiteye sahiptir. Bu büyüklüğüyle Afrodisias kentine hizmet verdiği gibi yakın çevre yerleşim yerlerinden gelen birçok konuğu da ağırlamıştır. Yapıldığı dönem itibariyle koşu, uzun atlama, güreş, disk atma ve cirit atma gibi spor müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır. İmparatorların onuruna yapılan gladyatör dövüşleri, festivaller ve yabani hayvan dövüşleri de bu stadyumda düzenlenmiştir. Afrodisias antik kentinin günümüze kadar korunmuş devasa bir stadyumunun bulunması, bunun yanında sahip olduğu diğer yapılar ve mermer ocağıyla birlikte ülkemiz için olduğu kadar dünya çapında bir öneme sahip olduğunu göstermiştir. 2017 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini almıştır. Şimdi meclise doğru devam ediyoruz. Her kentin meclisi olduğu gibi bu kentin de bir meclisi var değerli izleyenler. Meclis, Buriterion. Kent hakkında alınan kararların verildiği yer değerli izleyenler. Burada meclis toplanıyor, kentin geleceğiyle ilgili kararlar alınıyor. Aynı zamanda burası soylular için gösteri merkezi, halka açık olmayan üst tabakanın oturduğu koltuklar buralar ve buralarda da onlar için tiyatrolar veya müzik eğlenceleri düzenlenebiliyor. Dikkat ederseniz aslan ayaklı oturma yerleri mevcut. Mermer işçiliğini her şekilde, her yerinde çok detaylı bir şekilde görebiliyoruz değerli izleyenler. Agoralar kentlerin pazar yerleridir. Yani insanların bir araya geldikleri ve orada bazı ticaretlerin döndüğü, alışverişlerin yapıldığı. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de çok büyük bir agoraya sahip olmasıdır değerli izleyenler. Ve şimdi biz de hemen arkamda yer alan Hadrianus Hamamı'na gideceğiz. Hadrianus Hamamı'nı size bahsetmiştim Afrodit Tapınağı'nda. Şimdi orayı göreceğiz. Hadi devam edin. Hadrianus Milattan sonra 117 ve 138 yılları arasında imparatorluk yapıyor. Roma İmparatoru. O dönemlerde daha Hristiyanlık gelmemiş. Putlara tapınma var. O dönemin inanç sahipleri sürekli olarak Afrodit Tapınağı'nda buraya ibadete geliyorlar kendilerince. Hadrianus buranın ne kadar önemli olduğunu düşünüyor. Afrodit Tapınağı için sınırları belirleyecek olan sınır taşlarıyla buraya sınır yapıyor. Ve onun gelişi ve buradaki bu hizmetleri çerçevesinde de bu hamam onun adına yapılıyor. Ve Hadrianus adına yapılmış en büyük hamam değerli izleyenler. Dönemin insanların krallara verdiği değeri de buradan anlayabiliyorsunuz. Kazı alanlarını gezerken, kenti gezerken, inanın sıcaktan öldük resmen.
Burada da kafeterya, aynı zamanda müze mağazası yapmışlar. Soğuk bir şeyler içebiliyorsunuz. Biz de biraz şimdi dinleneceğiz. Daha sonradan çekimlere tüm hızıyla devam edeceğiz. Çok yoğun bir program oldu aslında bakarsanız. O da alanın çok geniş olmasından kaynaklanıyor. Şimdi antik havuzdan sizlere görseller üretmeye ve bilgiler vermeye devam edeceğiz. Burası kazı binası değerli izleyenler. Ve kazı binasının yanına da size daha önce buraya girişte gösterdiğim bloklardan yine bu şekilde bir duvar yapılmış. Mermeri bütün alanlarda kullandıklarından bahsetmiştim. Mermer üzerine inanılmaz çalışmalar yaptıklarından bahsetmiştik. Görüyorsunuz, yani her bir suratın hepsi birbirinden farklı bu şekilde blok taşlar yapılmış. Bunlar sanıyorum sütunların üst kısımlarında kullanılsa gerek o dönemlerde. Sanat her zaman her şekilde insanlık tarihinde var olmuş ve burası da mermer üzerine yapılan işlemeler çerçevesinde tam bir sanat merkezi. Şimdi de o meşhur kentleşme ile alakalı bize örnek olabilecek havuzuna geldik. Şu anda tel örgülerle kapatıldığı için havuz kısmına geçiş yapamıyoruz değerli izleyenler. Genel yapısını ele aldığımız zaman milattan sonra 100. yıl itibariyle yapılıyor bu havuz. Ve bu havuzun en büyük özelliği de 170 metre uzunluğa sahip ve 30 metre genişliğe sahip. Yani o dönem yapılmış olan en büyük havuz. Bu diğer Roma kentlerinde ele aldığımız zaman. Roma kentlerinin kendi içerisinde birbirleriyle yarış halinde olmalarından dolayı böyle bir havuz yapılıyor. Bu havuzun diğer bir özelliği de palmiye ağaçları var etrafında. Kazı çalışmaları esnasında palmiye ağaçlarının fosilleri bulunuyor burada. Yani bu havuz tam anlamıyla bir kent parkı. Geçmiş dönemlerde de insanların sosyal anlamda birbirlerine ve kente ne kadar değer verdiklerini çok iyi bir şekilde de görebiliyoruz. Havuzla ilgili size bir takım bilgilendirmeler yaptık. Şimdi de Bazilika'ya doğru gidiyoruz. Bu bazilika yine milattan sonra 100. yıl Roma döneminde yapılıyor. Buranın çok enteresan özellikleri var. Şimdi onlarla alakalı konuşacağız. Bu bazilikanın özel bir yanı olduğunu söylemiştim. Burada fiyat listeleri var. Burası dönemin ticaret merkezlerinden bir tanesi aynı zamanda. Bundan kaynaklı da burada genel itibariyle bölgenin fiyatlarını belirleyen bir liste mevcut. Nakış, yarı ipek, gömlekle ünike başına diyor 200'den. Metal eğirme ustası saf ipek üzerine nakış işi 500'den. Mesela nakış ve ipek işçisi ücretleri. Bunlar işçi ücretleri. Yün, yıkanmış altın renkli Modena yünü 300'den demiş libra başına. Burada birçok ürünün ve aynı zamanda işçilik ücretlerinin de belirlendiği bir yer burası. Genel pazarda rekabeti de sabit tutabilmek ve insanların mağdur edilmeden gerek hizmet alımını gerekse mal alımını mağdur olmadan yapabilmelerini sağlamak maksatlı disipline edilmiş bir fiyatlandırma şekli değerli izleyenler. Yani günümüze baktığımızda kontrolsüz bir enflasyona gelmeyecek şekilde burada disipline ediliyor bu fiyatlar.
Şimdi ise bir kentin, antik kentin olmazsa olmazı bu kentin tiyatrosuna gidiyoruz. Binlerce yıllık tarihi çöpe döndürmüşler. Yani şu şişeyi, al o şişeyi, bük, koy cebine götür ya. Buraya, bu kente bunu yapamazsın. Bunu yapmamalısın değerli izleyen. Sahip çıkacak olan yine bizleriz. Tarihimizin en değerli varlıklarından bir tanesi. O yüzden bunu yapamazsın. Bir kentin olmazsa olmazı tiyatrosundayız. Ve şimdi aşağı doğru ineceğiz. Ben size burayla alakalı da bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Bu tiyatronun tarihçesine baktığımızda da bulunduğu yer 5000 yıl önce yerleşim yeri değerli izleyenler. Ve bu yerleşim yerine daha sonrasında bu tiyatro yapılmış. Kent son dönemlerini yaşadığı dönemlerde de yine bütün halk bu bölgeye konuşlanmış durumda. Yani baştan başlayan durum daha sonraları da devam etmiş. Tiyatronun genel fiziksel yapısına baktığımızda da orkestra bölümünün çok aşağıda olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi burada yapılan gladyatör dövüşleri, aynı zamanda vahşi hayvanlarla yapılan savaşlardan kaynaklanıyor değerli izleyenler. Çok enteresan bir dönem. Kaynaklarda geçen kısma baktığımızda da 15 bin kişilik bir kapasiteye sahip burası. Tamamen mermer yapıdan yapılmış değerli izleyenler bu tiyatro. O kadar değerli bir yapıya sahip ki koskocaman alanı dahi tamamen mermerden inşa etmiş bir kent. Orkestra alanının içindeyiz ve burada da bu gladyatör dövüşlerinin yapıldığı arenanın tam da ortasındayız. Ve aynı zamanda sizlere söylediğim vahşi hayvanlarla savaşların meydana geldiği alan diye söylemiştim ben. Seyircilerin de zarar görmemesi için biraz daha aşağıya doğru indirilmiş bu bölge. Ve bu kapıya geldiğimiz zaman da buradan hayvanlar salınıyor değerli izleyenler. Dolaşmaya devam ediyoruz ve yağmur da bir iki tek tük atmaya başladı yine. Umarım düzgünce çekimleri tamamlayabiliriz. Biraz hızlı hareket etmemiz gerekecek. Daha size anlatacağım o kadar çok şey var ki. Şimdi de sütunlu yoldayız. Aynı zamanda mermer yol burası. Burası da direkt olarak tiyatroya çıkıyor. Aynı bir örneği de hatırlarsanız Efes'te vardı. Mermer yoldan gidiyorsunuz diyerek tiyatronun olduğu bölgeye çıkıyordunuz. Dedik ya hani burası mermer kenti diye. Yani o kadar değerli ve o kadar özenli yapılmış ki. Ve bu kadar özenli bir kentin bizim ülkemizde yer alması, böyle bir varlığın bizim ülkemizde yaşatılması gerçekten çok önemli. Burası heykeltıraşlığın ve mermerin merkezi, sanatın merkezi olarak kabul edilmesi gerçekten hiç de tesadüf değil. Sebasteion'dayız değerli izleyenler. Burası milattan sonra 20 ve 60'lı yıllarda yapılıyor. Roma döneminde inşa ediliyor. 80 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu olarak planlanmış, aynı zamanda tören yolu. Kral ve ailesi için yapılmış bir yol burası. Onlar burada yürüyüş yapıyorlar ve halk da onları burada alkışlarla karşılıyor. Aynı zamanda da anıt. Ve buranın yaşadığı büyük depremde de bütün bu sütunların üzerindeki 3 katlı bölüm komple yıkılıyor. Sadece arkamda görmüş olduğunuz kısım kalıyor. Toplamda 80 tane birebir aynı ölçülerde, aynı boyutlarda insan figürleri resmedilmiş durumda. Ve bu figürlerin her biri ayrı bir anıyı, ayrı bir zamanı ve ayrı bir olayı anlatıyor değerli izleyenler.
Umarız komple restorasyon çalışmasıyla birlikte burası ayağa kaldırılır. Bizler de buraları görebiliriz, sizlere de gösterebiliriz. Afrodizyas Müzesi de aynı zamanda bu antik kentin içerisinde bulunuyor. Ki normal şartlarda biz gezmeye dün gelecektik. Fakat pazartesileri müze kapalı oluyor şeklinde düşünerek iletişime geçmeye çalıştık. Onu başaramadık ve bugün geldiğimizde de salı günü müzenin kapalı olduğunu öğrendik. Yani buradan çıkartılan eserleri de size göstermek istiyorduk ama başaramadık açıkçası. Müzenin bahçesinde bulunan lahitlere doğru gidiyoruz. Şimdi göreceğiniz lahitler hepsi çok değerli kişilere yapılmış lahitler. Ve hepsi mermerden yapılmış. Genelde lahitlere de o dönemde oranın meşhur olan yiyecekleri işleniyor. Ve bu işlemelerde üzüm bağlarını çok görüyoruz. Hatırlarsanız eğer buranın ne kadar zengin bir vadide olduğundan bahsetmiştim sizlere. Burada üzüm yetişiyor, incir yetişiyor. Hatta incirle alakalı zenginlik ortaya çıkıyor. Aragüller'in anlattığına göre bazıları şarap ezme yerleri olarak kullanılmış, bazıları zeytin ezme yerleri olarak kullanılmış. Dönemin insanları tarafından çok farklı şekilde kullanılıyor değerli izleyenler. Aragüller'in şöyle bir tabiri vardır. Birçok dönemin ve günümüz tarihinin iç içe girdiği başka bir yer, başka bir durum ben görmedim hayatım boyunca diye nitelendirir. Tarih ve insan kaynaşmış, zamanlar birbirine girmiş bir dünyanın içine düştü. Yani burada köy varken burası tamamen bu tarihle iç içe yaşayan bir yer haline gelmiş. Bu antik kentin bu hale gelmesi nasıl oldu? Bu antik kent nasıl fark edildi ve böyle bir kentin varlığı nasıl bilindi, nasıl duyuldu? Aragüller tarafından kendisinin söylevleriyle buranın bulunması ve aynı zamanda tespit edilmesiyle alakalı çok büyük çabalarının olduğunu ve bazı çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatır. Bu çalışmalar nezdinde de profesör arkeolog Kenan Erim de Amerika'da görev yaptığı sırada buranın varlığını öğreniyor. Burayla ilgili de çalışmalar yapmaya başlıyor. Değerli izleyenler, 1961 yılından 1990 yılına kadar 30 yıllık bir serüven. Adam burada yatıp kalkıyor. Adam bütün hayatını buraya adıyor. Evlenmiyor, çoluk çocuğu olmuyor. Burası onun tamamen hayatı oluyor. Profesör Kenan Erim'e inanılmaz derecede minnet borçluyuz aslına bakarsanız. Buraya gömülmeyi vasiyet ediyor ve kendisi de buraya defnediliyor. Şimdi onun mezarına doğru devam ediyoruz. Değerli izleyenler, saygı ve minnetle anıyoruz kendisini. Ruhu şad olsun. Çok yoğun bir geziydi. Kenan Erim ve aynı zamanda Aragüller hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Aragüller o dönemlerde Hayat Mecmuası'nda çalışıyor ve dönemin başbakanı Adnan Menderes onların bütün gittiği yerlerde fotoğraflarını çekiyor. Sene 1958. Burada da Kemer Barajı açılacak. Kemer Barajı için çekimlere geliyor. Çekimlerde bir türlü ışığı yakalayamıyor ve şoförle birlikte en uzak tepeye diyor çıkalım orada Kemer Barajı'nın fotoğrafını çekelim istiyor. Fakat bu arada da
yollarını kaybediyorlar, şoförler tartışıyorlar derken bu köye geliyorlar. O zaman burası Geyre Köyü. Burası da köy kahvesi. Tabii gece karanlık, o dönemde elektrik yok, gaz lambası var, çok da her şey görünmüyor. Fakat daha sonrasında gözleri alıştıkça Ara Güler bakıyor ki burada bir tarih yatıyor. Yani şu sütunlara bakar mısınız değerli izleyenler? Kahvenin masasına bakıyor, masa sütun başlığından oluşuyor. Ara Güler ertesi gün burada gezintiye çıkıyor, bakıyor ki deniz derya burası. Sabahın ilk ışıklarında çıktım, makinemi aldım, başladım dolaşmaya buraları. Bir de baktım ki bir lahitin içine böyle üzümleri doldurmuşlar, üstüne çıkmış herifler şıra yapıyor. Çamaşır dikiyor lahitin birinde adamlar. Büyük bir hipodrom var, onu da çektiler. İçinde herif orakta şey biçiyor abi, ot biçiyor filan. Kuyulandım, dedim ki lan burada bir bok var. Elinde ne kadar film varsa bütün her şeyi fotoğraflıyor ve İstanbul'a gidiyor. Tabii İstanbul'da Hayat Mecmuası'nda bunu yayınlayabilecek ekip de bulamıyor. Kendisinin anlattığına göre de ilk önce bir dergiye gönderiyor Amerika'da. Eşine çeviri yaptırıyor. O dergide yayınlandıktan sonra Amerika'daki Horizon dergisinin dikkatini çekiyor ve Ara Güler'e faks çekiyorlar. Siz diyorlar bunu bir an önce bize gönderin. Buranın bilgilerine ihtiyacımız var. Fakat buranın genel yapısı ve genel durumuyla ilgili hikayeleştirebilecek de kapasitede kimse yok etraflarında. Araştırmalar sonucunda da işte Kenan Erim'e ulaşıyorlar. Kenan Erim bura fotoğraflar üzerinde yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonucunda buranın Afrodizias antik kenti olduğu ortaya çıkıyor. Akabinde de Kenan Erim 1961 yılında buraya geliyor. Hayatımda artık yeni bir dönem başlıyor diyor. Hatta bunu bir günlüğüne not alıyor, evet, değil mi? Yeni bir hayat başlıyor benim için diyor. 1990 yılına kadar da burada bu çalışmaları devam ettiriyor. Daha sonrasında da kendisi vefat ediyor ve az önce de mezarını ziyaret ettik. Buraya defnediliyor vasiyeti üzerine. Bu gezimizde Gezen Sezen'le birlikteydik. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendisi de antik kentleri geziyor ve buralarla ilgili bilgiler vermeye çalışıyor. Bilgilendirici videolar üretmeye çalışıyor Instagram'da. Onun da kanalını takip ederseniz mutlu oluruz. Şimdi kanal takibine gelince değerli izleyenler, inanın o kadar yorucu, o kadar emek verilen videolar üretiyoruz ki. Yani gerçekten abone olunmaya hak ediyor. Artık bu kanala bir abone olmaya başlayın. Videoların analizlerine baktığımda %99 abone olmayanlar, %1 abone olanlar izlemiş. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Sizden tek ricam bu. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.